Fakir bir adam taksiyi durdurup kısık bir sesle "Beni dağın yakınındaki evime götürür müsün? Fakat sana verecek param yok." dedi. Taksici gülümseyerek adama "Atla. Ücret için de kafanı yorma." dedi. Adamı evine ulaştırınca küçük çocukları onları karşıladı ve babalarına ekmek getirip getirmediğini sordular. Adam onlara üzgün bir ifadeyle "Hayır çocuklar, ekmek getiremedim. Üstüne bir de karşılık vermeden taksicinin zamanını aldım." dedi. Taksici bu zavallı babanın çocuklarına verdiği cevabı duyunca "Bir iyilik yaptım bari tam olsun." diyerek dağın aşağı taraflarına inip 5 poşet ekmek aldı ve onlara götürdü. Taksici fakir adamın çocuklarının açlıktan saniyeler içinde ekmekleri bitirdiğini gördüğünde gözyaşlarını onlardan gizlemeye çalıştı. Sonra ekmek parasını kazanmak ve yeni bir müşteri bulmak için arabasıyla dağdan şehre indi. Bir turist taksiyi durdurup "Beni havaalanına götürür müsün?" dedi. Taksici turisti havaalanına götürdüğünde turist ona 500 liralık yol için 2000 lira verdi. Havaalanındayken başka bir turist durdurup meşhur bir otele kendisini götürmesini istedi ve taksiciye 100 dolar verdi. Taksici kazandığı parayla lezzetli meyveler, tatlılar ve etler alıp fakir adamın ailesinin olduğu dağ tarafına doğru sürdü taksisini. Çünkü bu kazandıklarının hepsi Allah rızası için yaptığı iyilik karşılığında Allah'ın ikramıydı. الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Sonra yolda bir arkadaşıyla karşılaştı. Arkadaşı onu hayır için yapılan bir ziyafete davet etti. Davete icabet etmek gerektiğinden onunla birlikte ziyafete gitti. Gittiği yerde aşırı israf vardı. Her çeşit yiyecek vardı neredeyse. Akşam yemeğinden sonra kimsenin dokunmadığı yiyeceklerden seçip kenara ayırdı. Ne yaptığını sorduklarında "Ben bunları alıyorum." diye cevap verdi. Taksici ev sahibiyle vedalaşıp fakir adamın evine doğru yola koyuldu. Oraya vardığında satın aldığı yiyecekleri ve ziyafetten aldıklarını onlara verdi. Fakir adam sevinçten ağlayacaktı neredeyse. Taksici oradan ayrılınca içeriden çocukların sesini duydu. Büyük bir şey görmüşçesine "Evet, meyve, tatlı!" diye bağırıyorlardı. Taksicinin gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Derinden etkilenmişti. Bu evdekilere ve diğerlerine Allah yardım etsin, bizim de kusurlarımızı bağışlasın diye dua ederek oradan ayrıldı. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.